müsteşrikler, oryantalistler, Efendimizin çok evliliğini diline doluyorlar. Ve Efendimiz'e bu yönden, bu yüzden dolayı tarizde bulunanlar çıkıyor. Efendimizin hakkını yemek, sıradan bir hak yemek değil. Çok büyük bir hak yemek. Var mısınız şöyle Efendimizin evlilik hayatına bir şöyle bir gireyim mi? Herhalde şimdiye kadar size bunun dökümünü veren biri çıkmadı. Bakın, Efendimizin evliliklerinin şehvet değil, şefkat ve davet evliliği olduğunun size rakamlarla göstergesi. Hazreti Hatice ile Efendimiz ilk defa evlendi. Efendimiz evlendiğinde 25, Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. 25'e 40, ilk evlilik. Hem de Mekke'nin en sevilen delikanlısı. Mekke'de üstelik arkasına türküler yakılan, şarkılar yakılan, kızların belki beni alır diye evlenmedikleri, taliplerini reddettikleri bir delikanlı. Unutmayalım. Efendimiz böyle bir Mekke efendisi. Daha peygamberliğinden önce Abdullah oğlu Muhammedken böyle. Hatta Fatıma isimli bir Mekke'nin soylu bir kızı var. Efendimiz için söylediği şarkılar dillere destan olmuş. Dolayısıyla böyle. Ama o Hatice ile evleniyor. Hatice onun ahlakına hayran oluyor. Tabiri caizse aşık oluyor. Evet, tam da öyle. Meysel'e anlatınca. Ve o da, yahu ben tığ gibi delikanlıyım 25 yaşında, o 40 yaşında. Üstelik dul. Üstelik 3 çocuklu dul. Üstelik 2 koca geçirmiş. Ya, eyvallah. Demiyor. Ve evleniyor. Bu evlilik kaç yıl sürüyor? Tam 25 yıl. Tam 25 yıl. Bu evlilik tam 25 yıl sürüyor. 7 çocuk veriyor Allah Resulü. Ve ancak vefat ediyor. Vefat eder etmez de evlenmiyor Efendimiz. Acısı soğuyuncaya kadar. Efendimizin Hatice'ye olan muhabbeti ve saygısı öyle ki, Efendimiz Mekke'nin fethinde nerede kaldı biliyor musunuz? Hatice'nin misafiriydi. Mezarının başına kurdu çadır. Hazreti Hatice'nin kabrinin başına kurdu çadır. Bu ne biçim bir vefa? Bu böyle. İkinci eşi Sevde. Sevde binti Zem'a. Efendimiz evlendiğinde kaç yaşındaydı biliyor musunuz bu annemiz? 50 yaşındaydı. Efendimiz değil. Annemiz 50 yaşındaydı. Sevde annemiz 50 yaşındaydı. Kaç çocuğu vardı biliyor musunuz? 5 çocuklu bir dul. Şimdi siz buna şehvet evliliği mi diyorsunuz? Bu şefkat evliliğidir. 5 çocuklu bir dul. İmanının bedelini ödemiş bir annemiz bu. İmanının bedelini. Efendimiz onun o kapı gibi imanını ödüllendiriyor. Başka bir şey değil. Üçüncü eşi. Aişe binti Ebi Bekir. Mariye'yi saymazsak tek bakire olarak aldığı eş bu eştir. Evet. Evlendiği. Ama Allah'ın Mustafa kulu o da problemli. 9 yaşında evlenmiş, 7 yaşında nişanlanmış, 9 yaşında evlenmiş. Ben bu rivayeti 4 sebepten kabul etmiyorum. Ayşe annemizin Efendimizle evlendiğindeki yaşı kesinlikle 9 değil, çok daha ileri bir yaş. 4 tane sebep.
Bir, Hazreti Ayşe Kamer suresinin 96. ayetini kastederek bu ayet indiğinde ben aklı eren bir çocuktum diyor. Bu sure en erken 5. yılda, en geç 9. yılda indi. Buna göre Hazreti Ayşe'nin yaşı çok daha ileri bir yaştır. İkincisi, Hazreti Hatice'den bizzat duyduğu sözü rivayet eder Hazreti Ayşe. Bukhari'de geçer. Hazreti Hatice'den rivayet etmesi için Hazreti Ayşe'nin kesinlikle çok daha ileri bir yaşta olması lazım. Üçüncüsü, Hazreti Ayşe babasının Habeşistan'a hicret etmeye niyetlendiğini fakat Efendimizin buna mani olduğunu söyler. Eğer bunu bizzat yaşayarak nakleder, yaşadığı bir şeymiş gibi nakleder, eğer nakle bakarsak bunu yaşaması ve bunu hatırlaması için Habeş hicreti 5. yılda oldu. Hazreti Ayşe'nin nübüvvetten önce doğmuş olması lazım. Eyvallah. Dördüncüsü, kaynaklarımız Esma'nın 100 yaşında vefat ettiğini söyler. Esma, Hazreti Ayşe'nin ablasıdır, 10 yaş büyüktür. Bu durumda Hazreti Ayşe de ondan 10 yaş küçüktür. Esma'nın nübüvvetten önce 15-16. Yılda doğduğunu buradan çıkarırız. 10 yaş küçükse nübüvvetten önce 5 veya 6. yılda doğmuş olmalıdır. O zaman Hazreti Ayşe Efendimizle evlendiğinde 18 yaşındadır. Bu durumda. Dolayısıyla İşte Efendimizin yaptığı bu evlilik, efendim, gerçekten evlendikleri Mariye'yi saymazsak, efendim onun özel durumu vardı, tek bakire olan hanımefendidir, annemizdir ve bu annemizle evliliğinin de en büyük sebebi Hazreti Ebu Bekir'le olan dostluğundan dolayı onu ödüllendirmek. Hafsa binti Ömer, Hazreti Ömer'in kızı, evlendiğinde, Efendimizle evlendiğinde Hafsa 22 yaşındaydı. Duldu. Eşi Bedir'de aldığı yaralar sonucu şehit oldu. Efendimiz bu şehidin emanetini teselli için onunla şefkat evliliği yaptı. Aynı zamanda Hazreti Ömer'in gönlünü görmüş oldu. Çünkü gönlünden böyle bir şeyi sık sık geçiriyor ve bunu da ima ediyordu. Ümmü Seleme, Hint binti Ümeyye'dir asıl adı. Hazreti Peygamber'le evlendiğinde Ümmü Seleme'nin başından birden fazla evlilik geçmişti. Biri ilk kocasından kaç çocuğu vardı biliyor musunuz? 5 çocuğu. Ve 4 çocuğu ve bunların ikisi de küçük daha bakıma muhtaç olduğu halde Ebu Seleme'yi ahirete gönderdi. Ebu Seleme de sahabe içerisinde parmakla gösterilecek 10. sahabi sayılan kişi. Böyle güzide bir sahabi. Dolayısıyla dul kaldı. Uhud'da aldığı yaradan dolayı şehit oldu Ebu Seleme. İşte Efendimiz onunla şefkat evliliği. Zeynep binti Cahş. Zeynep'le evlendiğinde Hazreti Zeynep 36 yaşındaydı. Evet. Çocuksuz bir duldu. Yani yetimdi. Örfte yetim sadece anası babası olmayan değil, eşi olmayan ve bakacak kimsesi olmayana da, olmayan dul hanımlara da denir. Evet. Kocası Zeyd bin Harise ile Efendimizin zikramadığı için evlenmişti Efendimizin ricası üzerine. Oysa kendisi 35 yaşına kadar çok talipli çıkmasına rağmen hepsini reddetti. Neden? Efendimizi istiyordu. Evet. Aslında şu aşk meşk hikayesi var ya, o hikayenin yönünü çevirmek lazım. Hazreti Zeynep Efendimiz'e aşıktı. Evet. Ama bunu saklıyor dedi. Evet. Ve 36 yaşında evlendi Zeynep annemizle. Cüveyriye binti Haris bir savaş esiriydi. Onu azat ederek Beni Mustalik seferinde kocası o savaşta öldü. Efendimiz esireyi azat etti. Eşi olarak evlilik yaptı. Davet evliliği idi ama Cüveyriye de dul idi. Evet. Çünkü eşi orada öldü. Ümmü Habibe, asıl adı Remle binti Ebi Süfyan.
Evlendiğinde kaç yaşındaydı Ümmü Habibe biliyor musunuz? 38 yaşındaydı Efendimiz. Ve duldu. Habeş muhaciriydi. Habeşistan'da iken kocası dinden döndü. Kadına bakın kadına. Ebu Süfyan'ın kızı olun. Mekke'nin reisinin kızı olun. Kabilenize ve babanıza karşı imanınızı koruyun. Memleketi terk edin, deniz aşırı yolculuğa çıkın. Orada da kocanız gözünüzün önünde irtidat etsin. İşte bunu ödüllendirdi Efendimiz. Şimdi buna kim şehvet evliliği diye diyebilir? Bu şefkat evliliği. Safiye binti Huyey, evlendiğinde başından iki evlilik geçmişti Safiye'nin. Hayber'in Yahudi reisinin kızıydı. Kocası Hayber'de öldürüldü. Azat edildi, davet evliliği yaptı. Meymune binti Haris, evlendiğinde Efendimizle 36 yaşında başından iki evlilik geçmiş bir doldu. Efendimiz bu evliliği kaza umresinde Mekkelilere bir iyi niyet jesti olarak yaptı. Bu evliliğin ne zaman? 7. yılın başında kaza umresinde Hudeybiye günü umre yapamamıştı ya. O bir sene sonraki umresinde bu hanım Mekkeli bu hanımla olan düğün yemeğini Mekke'nin eşrafıyla aradaki buzları eritmek için kullandı. Davet evliliği. Eyvallah. Reyhane binti Zeyd. Efendimizle evlendiğinde duldu. Kureyze oğullarından kalan bir savaş esiriydi, Müslüman oldu ve bir müddet düşündükten sonra Efendimizin teklifini kabul etti. Kavmini ihya etti böylece. Kavmi kendisi yüzünden en çok ikram gören kişi diye bahseder Hazreti Ayşe. Mariye el-Kıbdiye. Efendimiz'e Bizans'ın Mısır valisi Cüreyç bin Mina'nın hediyesi olarak geldi. Bir rivayete göre Hatip bin Ebi Belta'a daha yolda getirirken ki Efendimizin Mısır valisi nezdindeki elçisiydi, ona İslam'ı telkin etti. Daha yolda Mariye annemiz ve kardeşi Şirin Müslüman oldular. Dolayısıyla Müslüman olmuş bir hediyenin Efendimizle cariye ilişkisi içerisinde olduğunu düşünmek mümkün. Doğru mu? Evet. Efendimiz'e bir evlat verdi. Yıllar sonra İbrahim. Ama 2 yaşında Rabbimiz onu katına aldı, geri aldı. İbrahim'in annesi olur cariye. Hepsi bu. Şimdi Nebi'nin evlilik sebebi, bu kadar evlilik sebebinin şefkat ve davet evliliği olduğunu söylersek yanlış söylemiş olur mu?